Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. Bugün de her zaman olduğu gibi sevgili dostum Gökalp Biçer bizlerle birlikte. Günü gündeme ekonomiyi sizler için değerlendireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Gökalp Bey. Sen de hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Nasılsın, iyi misin? İyidir, sağ ol. Sen nasılsın? Gayet iyiyim. Evet, bugün epey bir konumuz var. Yo-yo topu gibi bir haftaydı yani piyasalar için. Yukarı aşağı gittik geldik. Bir süredir böyle. Hem kripto böyle hem riskli varlıklar yani hisse senedi piyasası böyle. Biraz devam edecek tabii ki yani. Oradaki ana argüman Amerika'daki ekonominin yani Amerikan ekonomisinin yavaşlayıp yavaşlamıyor olması hikayesi. Biraz şimdi verilere bakarız. Oradan bir Türkiye'ye geliriz. Türkiye'ye gelmeden bir Japonya'ya uğrarız. Yol üstü zaten. Yol üstü abi. Suç kabahati var onların da. Japonya'ya uğrarız. Türkiye'ye geliriz. Sonra altın, kripto altında birkaç ilginç şey var. Çin'in bir yanlış, eksik bilgi paylaşımı var. Altın tarafından onu konuşacağız. Zaten bir süredir üstüne duruyorduk. Geçen hafta bir kere yoktuk. Bitcoin tahmini de yapamadık. En son bıraktığımız yer 62-60'a gider diyorduk. Gitti. 62-60'a gitti. Sonrasında Palas Pandras 50.000'e kadar gitti yani. Küreselde de benzer bir hareket var bu arada yani. Bayağı bir sell-off var. Satış var yani. Hisse senedi endekslerinde. Doğu aldıklarının büyük bir kısmını geri verdi. %4'lerde şu an yılbaşından bu yana. 11-12'lerdeydi. Nasdaq hatırlarsın. Nasdaq 25-26'lardaydı. 11'lere kadar düştü. S&P 500 ona keza 20-25'lerdeydi. 11'lere kadar düştü. Altın yarısını verdiler. Yılın ortasındayız bu arada. Altın riskli varlıklardan kaçışta risk off modunda gerektiği kadar anlamlı performans gösteremedi bu arada yani. 2400'ün altına bir sarktı. Gümüşte benzer bir hareket var. Sonra tekrar 2425'lere toparlandı bugün. Bitcoin de hit yedi yani. 60.000'i altına bir düştü. 62.000 sonra da 50.000'lere kadar gönderdiler Bitcoin'i. Kur tarafında ne var diye. Kur tarafında bir şey yok. Sebeplerini biraz anlatacağım yani. Niye böyle? Biz bunu niye yaşadık? Yaşamasaydık daha güzel olurdu. Yu anlatacağım birazdan. Kur tarafında şaşırtıcı bir şekilde gelişmekte olan ülke kurlarında bunlar oluyorken dolar da biraz dayak yedi. Biz bir değer kaybettik. TL 5 günlük periyoda bakıyorum burada bu arada. Real değerlenmiş %3,5. Meksika pezosu %2 değerlenmiş. Şili pezosu %2 değerlenmiş. %1,7. Endonezya rupisi %1,7. Malezya ringgiti %1,4 falan filan. Tüm böyle. Biz %1 değer kaybetmişiz. En kötü biziz zaten 20 küsur ülkede. G10 para birimlerinde de tabii o yükseldi. Avustralya doları, Yeni Zelanda doları yükseldi. Paritede yani ufak tefek 1.09'a net olan bir kıpırdan var. Yen ve asıl frankta majör bir hareket var. Onları şimdi konuşacağız. İnsanlar niye bu moda girdiler birden? Bizim geçen yayın yapmadığımız hafta hatırlarsan abi istihdam piyasası verileri geldi. İstihdam piyasası verilerinde tarım dışı istihdam hem onun öncesindeki ADP ve işsizlik maaş başvuruları verileri karışık ve görece kötü veriler geldi. En tepe verisi de işsizlik verisi. İşsizlik verisi %4,3 geldi. İnsanlar da ne oluyor acaba dediler. 175.000 bekleniyordu tarım dışı istihdam. 114.000 geldi. Bir önceki ayın verisinde 206.000'den 179.000'e revize ettiler. ISM verileri geldi. İmalat ve servis verileri. Onlar beklentilerin altında. Yeni mal siparişleri beklentilerin altında. İşsizlik maaş başvuruları yine 230.000'lerde bekleniyordu. 4 haftalık olarak bakılıyor bu işe. Ama haftalık pencerede 249.000 geldi. Böyle bakıldığında insanlar ya bir dakika ne oluyor? Gerçekten resesyona mı gidiyor bu iş? Diye konuşmaya başladılar. Şimdi bizim orada baktığımız, şehirlerde konuştuğumuz, seminerlerde konuştuğumuz, insanlara da sorduğumuz ve kaç faiz indirir? Eylül'de faiz indirecek mi? Soruları ve fiyatlamasında da bayağı bir oynaklık gördüm ben. Yani bizim en son bıraktığımızda 1.4, 1.5'ti. 1.5 faiz indirir. Hani 2'ye doğru gidiyor bu iş falan. Sonra 2.5 oldu. Oralardaydı. Bu pazartesi 4.5 adet faiz indirimi fiyatlıyordu. Yani Eylül'de 50 bas puan fiyatlıyor. 25 değil, 50 bas puan. Bir sonraki 7 Kasım'dakinde 25 fiyatlıyor. 18 Aralık'ta bir 25 daha fiyatlıyor. Toplamda 100 bas puan faiz indirimi fiyatlıyor. Şimdi tekrar üstünden geçecek olursa işte imalatı söyledim. Tüketici güveni, JOLTS falan onlar beklentilerin üstüne geldi ama buradaki ana şey, insanların ana kaygısı işsizlik verisi. Hep şeyi söylüyorlardı. İstihdam piyasası çok sıkı. Oradaki maaş büyümeleri, wage growth dedikleri hikayeyi biz bozamıyoruz bir türlü diyorlardı. Oralarda bozulma var artık ve anlamlı bozulma var. 2021'den beri en yüksek seviyesine çıkmış bu. New York Times'ın haberi. Temelsiz mi? Gerçek mi? Durgunluk kaygıları gerçek mi? Yoksa biraz abartıyorlar mı bunu? Tarafına bir makale yazmış. Ben Caselman diye bir beyefendi. Neden tekrar resesyon kaygıları yükseldi. Resesyon korkuları yükseldi. Diyor ki işsizlik verisi en büyük benchmarktır. İşsizlik ve büyüme. Resesyon için. Şimdi 114.000 adet üretildi diyor Temmuz'da. 114.000 adet üretildi. Bu arada üretildi yani. Eksiye de değil yani. Üretildi adet. Ama yükseliş trendi düşüyor. 2021'den beri en yüksek seviyesinde %4,3'e yükseldi işsizlik verisi. Yumuşak inişi nasıl tanımlıyoruz? Enflasyonda yavaşlama ama ekonomide bir kontrakt olmama, küçülmeme hali olarak tanımlıyoruz. Diğer veriler de var. İşte JOLTS fena gelmiyor. İşte tüketici harcamaları yavaşlıyor ama çakılmıyor. olmuyor henüz. İşsizlik verisi çok yukarılarda. 4.3'lerde falan işte. Yeni iş yaratımı yavaşladı ama hala beklentilerin üstünde. Böyle baktığında şunu söylüyor. Diyor ki bunlar var, bu hikayeler var ama insanların daha fazla resesyon kaygılarının artma sebebi şuydu. Geçmişte diyorlardı ki FED son 30 yıldır, 35-40 yıldır neyse ilk kez bu kadar sert faiz artırımı yapıyor. Dolayısıyla piyasa bundan etkilenecek. Yani bir orada öngörü vardı diyor. Şu anda gerçek veriler var elimizde. Bu verileri yaşıyoruz. Yani %4.3'lük işsizlik anlamlı bir işsizlik diyor. Tüm ekonomik veriler bozulmadı. Çünkü bozulmuş olsa zaten buna resesyon derdik. Şu an henüz orada değiliz. Ama oraya doğru da gidiyoruz. İyimser olmak için de elimizde sebepler var diyor. Ama bu kakofoni ve bu gürültü piyasaları sattırdı. Tahvil faizlerini gönderdi. Tahvil aldı yani insanlar. Faizler düştü. O düşerken diğer taraftan faiz indirimi fiyatlanmaya başladı. Altın acayip volatil hareketler yaptı ve riskli varlıkların tümünü de sattılar. Böyle olunca hep şu oluyor yani işte trende gidiyorsun, ışığı açıyorsun, beyaz ışığı. JP, Goldman, Morgan diyor ki aa beyaz ışık açıldı. Kırmızı açıldı galiba, kırmızı diyor. Zaten hani oraya giderken söylüyor bunu. Anlatabiliyor muyum? Yani önceden bir öngörüsü hepsinin %100 tutmuyor. Bunlar oluyorken Cuma günü bu oldu. İşte veriler geldi. Sonra JP %25 olan resesyon beklentisini %35'e çıkarttı. Goldman gelecek yıl 2025 içerisinde %25 olasılıkla bir resesyon bekliyor. Daha önce %50 yani faizleri tutar veya indirir diye fiyatladığı, olasılık olarak fiyatladığı %50'de şimdi %30 şans atfediyor faizleri uzun süre yüksek kalacağına JP Morgan. Yani oradaki şey duruş değişiyor. Böyle olunca da portföyleri boşaltmaya başlıyorlar. Bunun iyi tarafı şu, New York Times'ın haberi gene. 30 yıllıklar 6.47'ye kadar düştü. Bayağı sağlam yani 2023'ün ortalarında en düşük yerinde şu an. 30 yıllık mortgage fiyatları bunlar. Mortgage faizleri. İnsanlar bu sebepten yani ekonomik indikatörlerde bozulma var. Kokluyorlar bir şeyleri ama tam da adını da koyamıyorlar. Ellerinde biraz da veri oldukları için de evet biz resesyona doğru gidiyoruz diyorlar ve sert fiyatlama oluyor. Yo-yo topu olur ya, atarsın geri gelir. Ya da roller coaster dedikleri hikayede. O yüzden biz seninle burada Ali Hoca ile de yaptığımız yayında da orada da en az 3 kere ya da 4 kere tema değiştirdi piyasa. Biz değiştirmedik. Piyasa değiştirdi ve biz de bunu söyledik. Yani biz önceden söyledik. Bakın bildik anlamında söylemeyelim. Biz o değişikliği oluyorken de söyledik. Bakın piyasa böyle fiyatlıyor diye. O iki tane tema var elimizde. Bir tanesi faizlerin uzun süre yüksek gideceği senaryosu. Bir diğeri de daha hızlı indirecekleri senaryosu. Bizim yılın başındaki takındığımız tavır elimizdeki verilerle diyorduk ki okey. Yılın ikinci yarısında daha yeşil bir piyasa göreceğiz diyorduk. 2023'ün sonunda Kasım Aralık'ta bunu. Aralık'ta söylüyorduk biz bunu yani. Sonra bu tema Ocak Şubat gibi şeye döndü. Hayır, daha uzun süre faizler daha yüksek devam edeceğe döndü. Sonra bir daha diye döndü. Bir daha. Zaten bunu piyasadaki grafikten görüyorsun. Hani bu swing dalga hareketini yapıyor. Şimdi geldiğimiz noktada da Amerika tarafındaki yani Amerikan büyümesine dair olan şey kaygılar piyasaları böyle hareket ediyor ama altında bir tane de asset tree var. Onu da şimdi söyleyeceğim. Peki pazartesiden salıya ne değişti abi? Mesela pazartesi korkunç bir satış, salı bir o kadar alış neredeyse. O satışların tekrar düzeltmesi gibi görebilirsin. Düzeltme gibi mi görmek lazım? Tabii. Büyük boşaltma var çünkü yani %20'si %30'u eriyen hisseler var yani. Nikkei'nin aynı şekilde söyleyeceğim şimdi. Yani Nikkei'nin 1980'lerden beri en büyük düşüşünü, en büyük ikinci düşüşünü yaşadı pazartesi günü. Eylül toplantısında insanlar artık 25 bas puan indirim bekliyor. Anlamlı bir kısım da 50 bas puan indirim bekliyor. Ben orada değilim de Goldman falan 50 bekliyor. 50 olmazsa? Faiz indirim olmazsa mı? Hiç olmazsa. Hiç olmazsa ya da 25 olursa sadece. 25 olursa piyasayı bozmaz. Bence 25 olacak yani. Ama hiç olmazsa o saçma sapan bir şey olur. Öyle mi? Tabii saçma sapan bir şey olur yani. Eğleniriz yani. Gelecek haftaya da konu çıkar bize. Şunu söyleyeceğim. Ekonomistlerin bakış açısı da şuymuş. %69'u yumuşak iniş bekliyor. %22'si resesyon bekliyor. %10'u da yine yumuşak iniş bekliyor. Ama Fed'in çok sert faiz indirimleriyle birlikte bunu bekliyor. %10'u. %22'si resesyon dedim. %69'u da yumuşak iniş bekliyor. %22'si resesyon bekliyor. Bu arada hani bu o kadar resesyon çığırtkanlığı yapan, yandık bittik kül olduk diyen kripto düşmanı Nuriel Rubini abi hiçbir şey söylemiyor yani. Şimdi Japonya tarafı var abi. Biz burada şundan anlatıyorduk Japonya'yı. Ya Japonya dolarla ilintili. Orada büyük hareketlere gebe olabiliriz. Faiz arttıracaklar. Son 10 yılda yapmadıkları bir hareket bu. Tasarruflardan dolayı neredeyse negatifte yani teorik olarak sıfırda ama pratikte negatifte tutuyorlar faizi. Böyle baktığınızda da insanlar Türk lirası için şu an konuşuyorlar carry trade hikayesini ama 30-40 yıldır Japonya'da yapılan zaten bir şey bu. Oradaki bu paradigma değişiminin de bir anlamı var yani. Küçük de olsa bir anlamı var. Kuyruk riski diyordun sen ona. Evet diyorduk. Şimdi bu biraz oldu. Bu şöyle oldu. Carry trade'i tekrar söyleyeyim ne demek? Faizi düşük üründen borçlanıp faiz düşük ürün TL değil yani mesela örnek veriyorum. Dolar dolardan borçlanıp gidip TL'ye paranızı yatırmak. Şimdi böyle olduğunda da eğer dolar TL çok olursa, dolar çok değer kaybederse günün sonunda siz bu ticaretten biraz zararlı çıkabilirsiniz. Yenin başına gelen de o oldu. İnsanlar yeni shortladılar, yeni açığa sattılar. Yeni açığa satıp yen borçlandılar. Yen borçlanırken aldıkları parayla da gidip başka ürünler, G10 para birimlerine para yatırıyorlardı. Yani %300'lere, %5'lere para yatırıyor. Bu arada daha teknik bir makale. Uzun burada anlatamam onu. Sen Louis Fed'in ve IMF'in de bu konuda incelemeleri var. Diyor ki abi bu adamların borçluluk oranı GDP'nin %200'ü. Ve bugüne kadar da hep bunu riskli varlıklarla finanse ettiler. Çünkü her şey stabildir. Ama bunun sonsuza kadar sürdürülebilir bir şey olmadığını biliyorduk diyor. Sen Louis Fed ve IMF. Olan neydi peki? İnsanlar 25 bas puan faiz artımını görünce yenin çok değerleneceğine bet etmeye başladılar. Böyle olunca da pozisyonlar boşalmaya başladı. Yani yen pozisyonlarını, short pozisyonlarını kapatmaya başladı insanlar. Toplamda 30 yıllık periyotta 20 trilyon dolarlık bir carry trade hacminden bahsediyor Zero Hedge. Şu an hali hazırda açık pozisyonların, JP'nin FX stratejisinin söylemesine göre de açık pozisyonların, açık carry trade pozisyonunun %75'i burada kapanmış. 165'ten 142'ye inen bir dolar Japon yeni görüyorduk. Orada kapananlar, bir hedge fon düşün. Onu finanse edebilmek, orada zararı finanse edebilmek için başka bir şey de kapatıyor. Başka karlı pozisyonu kapatıyor. Şimdi senin örnek veriyorum. Elinde Nvidia hissesi varsa kârdasın ve bir tarafta zararda yen pozisyon varsa bunu her ikisini netleştirmek için bir tanesi kapatman gerekebilir. Anlatabiliyor muyum? Böyle olunca bu diğer tarafta da satış başlıyor. Hisse senedi de satış başlıyor. Dolayısıyla Asya'da doğan kriz her tarafa sirayet ediyor yani. Müthiş anlattın ya. Bu arada kuyruk riski gibi görünüyordu ama hayat buldu işte. Yani. Yaşadık bunu. Neden dolar yen konuşuyordunuz? Bu yüzden konuşuyorduk dolar yen. Kaç defa 65 binden 50 bine gönderdi işte Bitcoin'i. Dolar yen gönderdi yani onu. G10 para birimlerindeki tüm o carry hikayesinin %10 düşmüş Mayıs ayından bu yana ve yılbaşından bu yana olan tüm getirilerini sıfırlamış durumda. Bu arada burada da yapıyorlardı, hatırlarsın. Hatırlıyor. Türkler de yapıyorlardı. Geçmişte kredi çekiyorlardı. Sonra hatırlatayım bilmeyenlere 88'e kadar dolar yen düştü. 130-140'lardan düştü. Yen çok değerlenince onlar tabii yenin değerlenmesini beklemiyorlardı yani. Yen çok değerlenince o dönem yandım Allah deyip yenzedeler çıktı. Hatırlıyor musun? Yenzedeler çıktı yani. Tabii o zamanın ekonomi yönetimi kimdi hatırlamıyorum. Bana ne dedi yani. Bence de bana ne yani. İnsanlar böyle zamanlarda İmar Banka'da falan oldu. Hatırlıyor musun? İnsanlar böyle zamanlarda devleti, hükümeti ana para korumalı fon zannediyor yani. Ben karımı alırım. İşler kötüye giderse devlete giderim, beni kurtar. Opsiyon için bile gittiler. Devlet bize bakmıyor oluyor. Öyle değil ama yani. Yapma diyor sana. Yapıyorsun. Yaparsan olur. Cezasını çekersin evet. Türkiye'de bir şey vardı biliyorsun. Bu hafta önemli. Merkez bir şey yapmadı. Bu hafta ne oldu? Vergi geldi. Yok konuşmayacağım onu. O konuşulacak bir şey değil o. 150 Euro'dan 30 Euro'ya inmesi hikayesi mi? Onda konuşacak bir şey yok. Diğer ülkeler sallıyorum. Çin de bize ya da Avrupa Birliği de bize yaptırım uygulamayacak. Biz vatandaşın almasını neredeyse sıfırlaştırırız. O da diyecek ki ben de o zaman senin mallarını almaya düşürürüm gibi bir... Hangi malımız var abicim? Ya fındık mesela. Onu zaten eski Tarım Bakanı ve Dünya Bankası yapıyorlar zaten onu. Doğru. Biliyorsun. Bir önceki Tarım Bakanı yapıyordu. Tabii. Enflasyon raporu açıklandı. Bu enflasyon raporunda hem merkezin duruşuna bakacaklardı hem bu arada gelen elektrik zamları, su zamları, ek vergiler falan bunların yıl sonu 2024 sonu ve 2025 sonu enflasyon beklentilerini Merkez Bankası'nın değiştirecek mi diye onu bekliyordu insanlar. Orada bir değişiklik olmadığını gördük. Konut tarafında hala bir düşüş görüyor. Diğer taraftan da sıkı para politikasını bir kere daha vurguladı. Metin olarak da tatmin edici, doyurucu bir metin. Japonya'da olan şey bizde olursa ne olur? Ne gibi abi? Carry trade ile ilgili. Bizde olmaz. Bizde tersi olacak onun. Ha işte. Bizde tersi olacak yani. TL'nin faizi yüksek olduğu için zaten Japon yeni borçla TL alıyorlar. Örnek öyle düşünebilirsin tamam. Yani. Onun tersi bir durum. Dolar borçlanıp TL alıyor adamlar şu an. Orada da konuştuk bunu ama yeni konuşalım yani. Orada da olacak hikaye şu. Gün gelecek. Enflasyon düşecek. Yıl sonu enflasyon %38'e düştü diyelim yani. Şimdi biz şey konuşuyoruz ya merkez ne zaman faiz indirir? 500 bas puan mı indirir? 5'i 10'u gitti artık yani. Yani %5 mi indirir? %10 mu indirir? Yıl sonunda. Onu konuşuyor insanlar. İşte o noktaya gittiğinde bu şu anki carry trade anlamlı bir noktaya gelmemeye başlayacak. O ticaret anlamlı bir noktaya gelmemeye başlayacak. %35'te %40'ta değildir de daha aşağıda gelmemeye başlayacak. Enflasyondan bağımsız bu arada yani. Türkiye'deki ekmeğin, domatesin enflasyonu adamın umurunda değil. Adam dolar TL'nin fiyatına ve faize bakıyor. Bravo. Yani dolar faizine bakıyor, TL'nin faizine bakıyor ve dolar TL'nin olduğu yere bakıyor. Buralarda şu an bir arbitraj var. TL aleyhine, dolar lehine bir arbitraj var. O da şu. Bunun ima ettiği değer 33 değil ya. O başka bir şey ya şu an. 45-50 bir şey ve orada bir trend olması gerekiyor ama biz böyle çakkadana kazık gibi tutuyoruz orada dolar TL'yi. Orada bir inefficiency varsa, bir verimsizlik varsa adam da bunu kullanıyor. Soyarak bunu kullanıyor yani. Türk halkını soyarak bunu kullanıyor. Bizim vergileri. Geleceğim nokta şu. Bu sıkışacak. Sıkıştığında da bir noktada pat küt gidecek. Ya pat kütten kasım şu. Adam şu an borçlandı. Faiz düştü. Bir nokta gelecek, diyecek ki abi bu adama bir hamle yapabilir. Merkez Bankası diyecek. Yabancı yatırımcı. Bir hamle ve kur çıkabilir. Ben hazır şu an kafa gözü sağlamken TL'mi tekrar 33'ten dolarımı alayım gideyim diyecek. 45'ten alsa yaptığı ticaret %10, %15 kazanmıştı. Anlamsız hale gelecek onun. O gün geldiğinde o hani piyasadan kaçış, rout, panik başladığında kur histerik hareket yapar. Tutamazsın yani. Şimdi Allah'tan rezerv inşa ediliyor da o hani şey, başka mesaj veriyor olman lazım orada. Bu arada bununla ilgili siyasi hamleler de atılacağını, adımlar atılacağını duyuyorum. İşte diyorduk yani biz seninle şeyde falan konuşuyoruz. Yani 2025'in ortasında veya işte 3. çeyreğinde neyse hani yani o hikayeler erken seçimi doğurur. Yani sen bundan 6 ay önce seçim yapılmış. Gakın çıkmadı. Şimdi bütün yollarda traktörler var yani hani. Altında bizim baktığımız iki tane biliyorsun şey var, yer var. Altın hiç sekmedi bu arada. Farkında mısın söyledik? Böyle deme, nazar değecek. Bitcoin ve altın hiç sekmedi şu güne kadar. Şöyle abi, altında iki tane şey bakıyoruz. Bir, perakende alımına, retail alımına bakıyoruz. Bir de Merkez Bankası. Merkez bankalarına burada dedik ki Mayıs'ta Dünya Altın Konseyi dedi ki Çin almıyor dedi. Merkez bankaları almıyor, yavaşlatıyor dedi. Biz de dedik ki almıyorlar. Doğru mu? Ama Çin yalan söylemiş. ETF'ler gibi. Çin yalan söylemiş. Çin Mayıs'tan bu yana 53 ton almış aylık. Bunu da bizim gibi bu işlerden gol yiyen abiler oturup araştırmışlar. Çin'de iki tane büyük market var. Bir tanesi domestik, lokal marketleri bu adamlar. Bunu ben daha önce anlatmıştım. Onlar Şangay Gold Exchange'den geçmek zorunda. SGE'den geçmek zorunda. İş yapıyorsanız siz. Oradaki kullanılan kontratın büyüklüğüyle PBOC'nin almak istediği kontratın gerçek fiziki altın farklı şeyler normalde. Ama gün be gün izliyor ki diyorlar ki bu da yine bir tane bir şey. Bu bullion şirketi, bu da bir tane. Q1'de raporlanan alımlar, merkez bankaların raporlanan alımı mesela toplam bu arada rakam. 2024'ün ilk çeyreğinde 80-85 ton civarında. Grafikten söylüyorum o yüzden ortalama bir rakam. VGC'nin tahmin ettiği raporlanan ve raporlanmayan rakam. 300 tona yakın. Şimdi diyor ki adam da sen diyor eğer her şey oradan geçiyorsan, Şangay Gold Exchange'e yani Şangay borsasına, Şangay altın borsasından geçiriyorsan diyor, ithal ettiğin altınlar vardır orada. Geçiriyorsun, sonra birileri onu çekiyor, withdraw ediyor. Orada ithal ettiğin altınlar vardır diyor. Bunun dışında yerelde orada da altıncılar var. Onların ürettiği altınlar da vardır. Bir de bu dönüştürülen, recycle edilen altınlar var. Bir de onlar vardır diyor değil mi? Başka nereden, gökten mi gelecek altınlar? Yani. Orada 100 tane altın varsa ve birileri de gelip orada 200 tane altın çekiyor, sonra başka bir hikaye vardır diyor. Bu diyor buna büyük olamaz withdraw edilen altınlar. Bunlara bir süre sonra oradaki Çin marketindeki fazlanın PBOC tarafından absorbe edildiğini söylüyor. Bu rakam da işte son ay için 53 ton dolar civarında. Geleceğim hikaye de şu. Şunu söyleyeceğim. Altında hani bir süredir hani düşecek, düşemiyor, bir alt rejime kayabilir, kayamıyor hikayesi var ya, tutan yine merkez bankalarıymış yani. Çin'miş üstelik. Çin evet. En çok onlar alıyordu zaten. Evet, en çok onlar alıyor abi. Hala mı en çok onlar alıyor? Ya bu sadece Çin'e dair bir şey. Rapor. O yüzden hepsini. ETF'lerden sonra merkez bankalarından da gol yemiş bulunuyoruz. İyi, öyle evet yani. Olabilir bu işte. Bu iş böyledir yani. Alıyorum deyip almazlar. Almıyorum deyip alırlar. Dünya böyle abi yani. Sun Tzu'nun bir lafı vardı savaş sanatında. All war is deception der. Tüm savaş aslında şey, kandırmacadır yani hani baktığında. Kaybettiği savaş yok galiba değil mi? Evet. Şu kadar da bir kitabı var galiba. İncecik evet. Burada yok. Ben aşağı tutuyorum da bizim çocuklar okusun diye. Sun Tzu ile birlikte Clausewitz'i tutuyoruz ama Clausewitz kimse okumuyor yani. Rusya'nın genel. Hani bu All War is Deception hikayesini biraz yanlış anlıyor insanlar yani. Irak Enformasyon Bakanı. Favorimdir yani. Hatırlıyor musun? Favorimdir. Aşağıda, arkada bombalıyorlar. Hiçbir şeyimiz yok diyor adam. Gerçi bu kadar reddeder yani. Hani, yani arkada binalar patlıyor. Basılmış bir eş kadar kendine güveniyor. Ne alakası var? Soru sormaya başlıyor sonra. Ciddiyet lütfen. Kriptoda iki tane büyük haber var. Bir tanesi Ripple bir 125 milyon dolar ceza yedi. Yine mi? Evet, ceza yedi. Bir de Morgan Stanley bu Bitcoin Spot ETF hikayesine giriyor yavaş yavaş. Tabii burada exchange'ler yani bu hareket şeydeki 60 binden diyoruz artık ama tepeden 64-65'inden 50 bine kadar sarkan hareket bir sürü likidasyonu beraberine getirdi. Burada biz tekrar alım satım yapan kullanıcılar için, kaldıraçlı tarafta da yani margin tarafında da alım satım yapan kullanıcılar için çok kez uyarıda bulunuyorduk. Bu uyarılardan bir tanesini de ekranda olun, stop koyun gibi şeyler söylüyorduk. Oralarda şirketler çok agresif. Bunu açık kelimelerle söylemeyeceğim ama margin ve futures trade edenler ne olur bilsinler. Bu daha biraz daha söylemem gerekiyor çünkü Twitter'da bir sürü şey duyuyorum. Yani bir borsa yöneticisi olmasam normalde bir şey yapmam lazım onlara yani. Vicdani olarak dokunmak istiyorum ama dokunamıyorum çünkü rakip şirket yani. Çok günahkar şeyler yapılıyor yani piyasada. Kaldıraçlı tarafta, futures tarafında. Dikkat etsin yatırımcılar sadece. Bunu söyleyeyim. Bir de sadece pazartesi günü likide olan pozisyonların miktarı 1 milyon milyar dolarmış. 1 milyar dolar. Bu şu demek, 1 milyar dolar kaybedildi ya. Bu 1 milyar doları karşıdaki şirkete kazanıyor abi. Yani müşteri nereye kaybedebilir parayı? Nereye kaybedebilir? Bu karşıdaki şirket kazanıyor parayı. Örnek veriyorum, mesela Binance bugün sadece futures piyasasından sadece bugün 13 milyon dolar kazandı. Bugün 24 saatte. Pardon ne? 24 saatte 90 milyon dolar kazanmış Binance. OKX 52 milyon dolar kazanmış. Futures'dan. Sadece futures'dan. Komisyonları saymıyorum yani. Komisyonu 1000'de 2000'de 1 alıyoruz ya, onları saymıyorum. Likidasyon oldu diyor ya OKX'te. OKX mi kazanıyor? OKX kazanıyor abi. Market making yapıyor çünkü adam. Bu nereye gönderecek bu piyasayı? Adam da şunu yapıyor. Binance'da trade ediyor. Diyor ki lan tam iğne attı, ben likidite döndü diyor. Lan ne şans. Lan şans patlattı herif orada yani. Görüyor tabii ki. Şunu yapabilirsiniz. Kaldıraç trade edenler için, futures edenler için bir şey söyleyeceğim. Bir, stop koyuyor olabilirsiniz. Yani stopların kümelendiği yerler vardır. Bu kümelendiği yerler işlem platformunun iştahını çekebilir. İştahlandırabilir. Dolayısıyla fiyat oraya gitmeyecekken bile gidebilir. O tahtada gidebilir. Buna dikkat etmek lazım. Bundan nasıl korunacaksınız? Bana ne, borsa ne yapıyorsa yapsın. Bundan nasıl korunacaksınız? Bundan şöyle korunabilirsiniz. Eğer yazılımcınız varsa, eğer biraz elinizi kirletiyor, eğer biraz ChatGPT ile haşır neşir olursanız şunu yapabilirsiniz. API ile dışarı çekersiniz. Stop loss'u oraya yazmazsınız. Buna hidden stop loss deniyor. Dışarıda yaparsınız bu işi. Dolayısıyla o platform sizin stopunuzu görmez. Siz oraya yazdığınızı görmez. Siz dışarıdan tetiklersiniz stop loss'unuzu. Bunu dışarıda bir portföy yönetim gibi de kullanabilirsiniz. Bu biraz teknik bir iş. Şimdi dolayısıyla yatırımcı ya ben bunu nasıl yapacağım? Bunu zaten ben bunu nasıl yapacağım noktasındayız. Zaten yapma o işi yani. Ne olur yanlış anlamasınlar. Korumak için bunu söylüyorum bu arada. Bu işin tricklerinden bir tanesidir. On-chain zincir üstü veriler tarafında da gördüğüm Ethereum'da işte adreslerde düşüş var ama hala exchange'den, borsalardan para çıkıyor hala. Bu şu demek. Çıkıyorsa adamı satmamak için çıkartıyordur dışarıya parayı gibi söylenir. Bir taraftan %2.1'lik ve belki biraz daha fazla stablecoin tekrar yaratılmış. Toplam stablecoin'in market cap'i 2.1 artmış yani Temmuz ayında. 164'e çıkmış. Riskli varlıklara korelasyon çok yüksek. Bu kadar oynak piyasalarda dip tepe avcılığı yapmayın. Dipten spotta token toplayabilir miyim? O ürün olabilir. Bunu yapabilirsiniz. Ama kaldıraç tarafta bunu yapmamanızı öneririm. Doğrudur. Çünkü evet, psikolojinizi bozar yani. Orada sizin en tutmanız gereken şey para yönetimi ve psikoloji yani. Orada çünkü o dağıldığında zaten dağılıyorsun. 1000 tane hikaye vardır yani Twitter'da şurada burada hani. Abi 300.000 dolarım vardı ama sıfırlandı. Abi şu kadar kazanmam sıfırlandı. İşte niye sıfırlanıyor? İşte kumara dönüyor artık yani oradaki iş. Ondan sıfırlanıyor yani. Bunun aynısını siz bugün Türkiye'de varant trade ediyorken de yapabilirsiniz. VWAP pozisyon trade ediyorken de yapabilirsiniz. Kaldıraçta herhangi bir X ürün trade ediyorken bayağı regüle, bayağı alt ayakları yere basan bir ürün trade ediyorken de para yönetiminizi ve psikolojinizi korumazsanız bu iş başka bir şeye döner. 10 numara. Ben başka bir şey söyleyeyim abi. Gittiniz, sanat merakınız var veya otomobil merakınız var. Müzayedeye girdiniz. 200.000 dolara bir tane bir şey alacaksınız. Hırs yaptınız yanınızdaki adamla. O da 200-300. 200.000 dolara alacağınız bunu 2 milyon dolara alıp çıktınız yani. Zarar. Zarar tabii evet. O da kumar. Sorulara geçelim o zaman. Evet, sorulara bakalım abi. Okuyabilecek misin? Okurum. Yaşlanıyoruz değil mi? Hızlı şey yapacağım, soracağım. 1 milyon TL'yi vadeli mevduattan çektim. 50 tane hata altına aldım. Hedefim yılbaşına kadar tutmak demiş. Okey. Yani yılbaşından biraz daha fazla tutarsanız belki şey olabilir. İyi olur. Keyifli olur. Çünkü biraz şey bu arada yani tricky bir iş yani bu. Neden? Çünkü gram altındaki beklentimizin ana argümanı dolar TL'deki beklenti. Öyle mi? Doğru. Dolar TL'de siz 2025'in ilk çeyreğinin sonlarına doğru böyle şu anki fiyattan %40, %50 yukarı bekliyorsanız buradan oraya kadar da 6-7 ay vade varsa, dolayısıyla %50'lik faiz orada durmayacak ve siz orada %30 kazanma gibi bir ihtimaliniz varsa, burada %40'lık, %50'lik belki %60'lık bir getiri varsa altın da riskini alıp, pozitif riskini alıp girilebilir. Değil mi? Ne bekliyorsun altınla ilgili ONS'da? ONS'da yukarı bekliyorum abi ya. 2600. Yani şöyle o sanki şey yani bahsettiğimiz 2200-2400 rejimindense 2400-2600 rejimi artık konuşulacak yani. Hele ki Çin'den sonra. Değil mi? O günahkarla işte Çinlerle iş yaparsan, Çinlilerle iş yaparsanız böyle olur. Sercan bu söz sana. Hayır bu söz ona değil abi. Bu söz onlar biliyor. Çinli borsaları bu söz. Öyle değil mi? Evet. Şans mı yani bütün şu an kaldıraçlı iş yaptığınız borsaları tümü Çinli. İsim vermeyeyim de. Chinese. En kötü başındaki Çin evet. Altın faizine yakın olduğu bir zamanda dolardan daha iyidir. Buna neden dolardan altına geçmeyin dediniz ki? Çünkü birincisi şu argüman hep çalışmaz. Altın faiz indirine yakın olduğu zaman da yukarı çıkacak argümanı hep çalışmaz. Öyle olsaydı 30-40 yılın faiz arttırımı döneminde 1800'den 2400'e gitmezdi. Bu arada şu var. Faiz indirimi bekliyoruz. Faiz indirimi beklemek de altına yarar. Bu şey ana başlık bu doğru. Evet. Ama bu %100 değil. İş çünkü hani şu anda %22 olarak fiyatladıkları ekonomistlerin bekledikleri düzeltiyorum. atıyorum resesyon işi başka bir yere evrilirse o zaman başka bir şey konuşuyor oluruz. Yani işte hani turmoil dediği o katastrofik bir şey gördüğünüzde piyasada pazartesi salı gibi falan başka bir şey konuşuyor oluruz. Daha Japonya'da bu arada hani okuduğum şeyler biraz korkutuyor beni yani. Orada daha çok yenecek ekmek var. Evet. Orada daha çok yenecek ekmek var sanki yani. Daha onu çok konuşacağız. Daha yeni başlıyor sanki hikaye yani orada. Baya kriz. Yani ben öyle demeyeyim de yani daha şimdi okumak lazım. Okulalım biz bir hazmedelim işi ondan sonra paylaşırız şeylerle, izleyenlerle. Sebebi buydu yani. Dolarda net bir hareket var bildiğimiz. Net biliyoruz şu an. Ne olacağını biliyoruz dolarda. Ama altında hani orada %30, %50 getiri kazanacaksın. Altında da az önce ne dedim? Altında yukarı yönlü riski alıyorsun dedim. Yani gitmesini bekliyorum ben de ama dolardaki kadar emin değilim ondan yani. Van'dan selamlar. Selamlar efendim. 2025'in BTC fiyat beklentiniz nedir? Bu yıl Bitcoin'de all time high görür diye bekliyoruz. 80 TL 100 bin dolar diyebilirsiniz yani ona. 2025 için bir fiyat vereyim size. Bu yıl olacakları düşünüyorum. Gelecek yıl olacakları düşünüyorum. Bana şey çok off gelmiyor yani. 140 TL 160 bin dolara çok off gelmiyor yani. Bitcoin. Evet 2025 yani 2025'in yıl içerisinde bu rakamı biz görürüz. Bu rakam itidalli mi? Olası bir rakam bu. Olası mı itidalli olası mı? Sen böyle biraz itidalli durmayı seviyorsun ya. Yok aslında böyle bir tık bana ortada geliyor ya. Bu olasılık dağılımının ortalarına geliyor bu rakam. Yani şu olabilir. 300 binler falan konuşuluyor ya. Olabilir. Yani orası şaşırtmaz beni abi. Yani 1 milyon şaşırtır ama. 2025 içerisinde 1 milyon şaşırtır. Yeni bir halving yok. Yeni bir şey yok yani. Ama 150 bin okey yani. O enflasyon trendine bakıyorum. Faiz indirimleri hikayesine bakıyorum. Gelecek yıl daha şu an %10 geri çekildi S&P. Bunun üstüne bir %20, %30 daha gitsin. 2025'in sonuna kadar diyorum yani. Bitcoin'de daha toparlanacak. Ethereum hikayesi. Ethereum'un işte spot ETF'in getirdiği şey var. Solana var. Yani bir sürü daha orada yazılacak hikaye olabilir yani. Fed'in faiz indirme ihtimali arttıkça gümüş mü yoksa altın mı almak mantıklı? Hangisi kârda? Bunu efendim çok anlattık. Ben hala gümüşün, yani gümüş altın rasyosunun altın lehine gitti. Gümüş lehine biraz mean revert, ortalamaya dönmesini bekliyorum. O yüzden gümüş diyorum buna. Fed'in Eylül ayı açıklama tarihi belli midir? Bellidir efendim. 18 Eylül, 7 Kasım ve 18 Aralık. Fed'in toplantı tarihleri efendim. Çeşitli kanallardan da naklen yayınlanacak. Naklen. Bitti mi sorular? Bitti efendim sorular. Şimdi benim sorum. Buyurun. Bakar mısın? En sevdiğim bölüm Sercan. Senin? Ha? Ne zaman patlatacaksınız merak ediyorum. Patlamayacaksın ya. Bu bir sihir gibi oldu artık. İşte bozulacak, bundan korkuyorum. 62 dedin, 60 dedin, tak orası ya. Söyleyeyim mi abi? Söyle abi. Ha? Söyle. Çok şaşırtıcı bir şey söyleyeceğim. Abi biz bu hafta 68 bin, 70 bine gidersek şaşırmasınlar. Ciddi misin sen ya? Evet, şaşırmayalım. 55 bin altına giderse daha fazla şaşırırım. Şunu söyleyeyim, eğer bu haftayı buralarda kapatırsak 60-60.500, 61 max hani buralarda kapatırsak gelecek hafta sonu yani yayına kadar biz 67-68 bini görürüz gibi geliyor bana. Ne olur bu bir yatırım tavsiyesi değil. Hani geçmişteki söylediğimiz ve doğru çıkan şeyler de geleceğin şeyi olamaz. Garantisi olamaz yani. Bu sadece basit bir analiz yaptığımız, ne olur lütfen böyle bilin bunu yani. 3 tane sepeti var. Yeşil, sarı, kırmızı. Kırmızı riskli, yeşil daha az riskli. Burada ilgili ürünlerden, ilgili yüzdelerde alıyorsunuz. Onu size söylüyoruz zaten. Bir disclaimer da var. Into the Block denen bir biz zincir üstü verileri anlatıyoruz. İnsanlar da bunu görsün, bakarak analiz yapsınlar ve daha fazla bundan faydalansınlar diye herkesin pro trading ekranın altında canlı analiz kredine basınca orada çat diye görüyorsunuz onları. Süper. Her ürün için var. Siz Pangolin'deyseniz Pangolin'in zincir üstü verileri, Bitcoin'deyseniz Bitcoin'in zincir üstü verileri var. Bu servis ücretsiz veriyoruz. Ne işe yarıyor bu? Şöyle, ya işte orada şeyi görüyorsun. Yatkınlığı görüyorsun ne tarafa olduğunu. Piyasanın ne tarafa yatkınlığını görüyorsun. Artı minerların pozisyonlarını görüyorsun. Galiba greed and fear yok orada değil mi? Fear and greed yok. Ama şey var. Açılan cüzdan sayısı var. Hash rate var. Gibi öyle şeyler var yani. Hash rate mesela daha hızlı bir metrik. Evet. Ya mesela çok düştü Bitcoin. Siz bir sonraki 2-4 saatte hash rate'te bir şeyler görüyorsanız o bir indikatör olabilir sizin için yani. Anlatabildim mi? Ücretsiz yapıyoruz bunu. 24 Ağustos'ta da Eskişehir'de efendim sizin memleketiniz. Seminerimiz olacak. Anemon Otel'deyiz. Evet. Selçuk abi, Ali hocamız ve bu sefer Barış Bey de olacak. Barış Soydan da olacak. 4 kişiyiz. Süper. Kemik kadro. Oradayız süper. Evet. Sorularımız olacak. Sorularımız olacak. Evet, bir panel gibi yapıyoruz onu. Örnek veriyorum işte enflasyon beklentisi, kur beklentisi soru. Biz cevaplıyoruz dördümüz. Sonra size de soruyoruz. Sonra sizin cevaplarınıza yansıtıyoruz. Kişi kişi değil yani. Kabaca kaç tane 35 çıkmış dolar, kaç tane 50 çıkmış. Sonra 50 ve üstü diyenleri mesela sivil ekip girip topluyor. Benimle birlikte. Seninle birlikte topluyor böyle. Özel bir Trabzon öncesinde. Dışarıda 2 minibüs jandarma bekliyor. Hiç birlikte dönemedik biz Gökalp'le. Evet. Birlikte gidiyoruz. Biz geliyoruz sonra avukatla falan geliyoruz. Türkiye'de olmaz abi böyle işler. Basın yayın özgürlüğünün bu kadar zirvede olduğu bir ülkede olmaz. Asla. Daha çok konuşmadan iyi pazarlar. İyi pazarlar.